Konuşmaya devam edeceğiz. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruları cevaplıyor. Kameralarımızı çevirelim. Savcının ailesiyle birlikte darp edildiğine dair ama konu ilk etapta farklı anlatıldı. Sonra yeni görüntüler ortaya çıktı. Son durum nedir efendim? Öncelikle savcımıza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. O gece olayın hemen akabinde duyduğumuzda kendilerini aradık. Durumun öyle olmadığını aslında kendisinden o gece öğrenmiştik. Tabii bebeğin yere düşmesi, yaralanması bizi üzdü. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tabii bu tür olaylar hoş olaylar değil. Yani bu tür şiddet olayları kime yapılırsa yapılsın kabul edilmemesi gerekiyor. O nedenle üzüntüyle karşıladık. Tabii bir soruşturma süreci var. Orada olayın gelişi, kimler suçlu, o noktada gerekli kararı verecek olanlar da oradaki yetkili yargı makamları. Bir taraftan da soruşturma sürüyor. Ama tabii işin diğer yanı özellikle sosyal medya ve bazı yayın kuruluşlarımız, basın yayın kuruluşlarında olay farklı anlatıldı. Demek ki baştan tetkik etmeden, teyit etmeden tek taraflı bir şekilde bir olayı sunmamak gerekiyor. Gazetecilik sorumluluğu altında öncelikle doğruluğunu tespit edip ilgililere ulaşıp nedir olay? Ona göre yayın yapmak gerekiyor ve sonradan özür dilemek zorunda kalınıyor. O nedenle bu da tabii basına olan güvenilirliği yitiren bir durum. Basın açısından tatsız bir durum. Tabii Cumhuriyet Savcımıza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Bakanım, sosyal medya platformu Instagram'a yönelik birkaç gündür kısıtlama hala devam ediyor. Bununla ilgili de tartışmalar sürüyor, muhalefetin de soruları var. Şimdi BTK anladığımız kadarıyla sosyal medya hesabını, Instagram'ı neyden kapattı? Bununla ilgili bir mahkeme kararı var mı? Alınmış bir karar Şimdi, var mı? Şimdi değerli arkadaşlar, tabii Bilgi Teknoloji Kurumu ve Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı bir kuruluş, ilgili kuruluş, bağımsız bir kuruluş. BTK'nın yetkileri var. 56-51 sayılı internet ortamındaki yayınların düzenlenmesine ilişkin kanunumuz var. 2007 yılında bu kanun yürürlüğe girmişti. 2014 yılında bu kanunda önemli değişiklikler yapıldı. 2020'de de yine internet kanunumuzda önemli değişiklikler yapıldı. Bu kanunda çeşitli sorumluluklar var. Burada erişim sağlayıcılara, internetle ilgilenen kuruluşlara yönelik herkesin görevleri, sorumlulukları söz konusu. Burada BTK'nın yetkileri var. Bilgi Teknoloji Kurumu ve başkana verilen yetkiler var. Ve bu yetkiler çerçevesi içerisinde gerçekleştirilen bir durum söz konusu. Katalog suçlar dediğimiz, işte çocukların cinsel istismarına yönelik suçlar, terör suçları, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yasa dışı bahis gibi kanunda sayılan katalog suçlarla ilgili internet ortamında bir yayın söz konusu olduğunda bu yayının durdurulması yetkisi Bilgi Teknoloji Kurumu Başkanı'na verilmiş bir yetki. Burada bu yetkiyi kullanan Bilgi Teknoloji Kurumu tabii hangi gerekçelerle, hangi yayınlarla bu yayın durdurma kararını aldığını, erişimin engellenmesi kararı aldığını ilgili sosyal medya kuruluşuna bildiriyor. Ve öncelikle bu yayının çıkarılması ile ilgili bir bildirimde bulunuyor. Çıkarılmadığı takdirde yayını durdurma yetkisi var. Tabii bu yetki eğer suç teşkil eden bir yetkiyse zaten soruşturma makamları da bu anlamda devreye girmesi söz konusu. Tabii şu anda Bilgi Teknoloji Kurumu'nun gerekçelerini ilgili sosyal medya şirketine tebliğ edilmiş durumda. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Herkes kurallara uyacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları da kurallara uyacak. Türkiye'de yaşayan yabancılar da bu kanunlara uyacak. Türkiye'de yayın yapan sosyal medya kuruluşları da ülkemizin kanunlarına uyacak. Dolayısıyla hiç kimsenin ayrıcalığı yok. İnternette suç işlenmesinin önlenmesi konusunda devlete verilen bir görev varsa
bu görevi devlet kurumlarıyla beraber elbette ki yapmak durumunda. O nedenle Bilgi Teknoloji Kurumu'nun vermiş olduğu karar katalog suçlarla ilgili olduğu ifade edildi. Ve hangi yayınları içerdiğine ilişkin de zaten sosyal medya şirketine bildirimde bulunulmuştur. Ve sosyal medya şirketi de eğer Bilgi Teknoloji Kurumu'nun kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa zaten sorun ortadan kalkar. Ulaştırma Bakanımızın da yaptığı açıklamaya göre henüz bu yayınların erişime açık olduğunu ve dolayısıyla Instagram'ın açılmasıyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Bu konuda tabii yargı makamlarına intikal eden hususlar var. Kapatma kararına karşı idari yargıda açılan davalar var. Tabii bu davalar birleştirilerek idareden hangi gerekçeyle kapatma kararı verildiğine yönelik bir savunma alınacak. Ve sonrasında da yargımız bu konuda da kararı verecektir. O nedenle sosyal medya şirketlerinin de Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına uymak durumundadırlar. 56-51 sayılı kanun herkesi bağlar. Orada BTK'ya da, erişim sağlayıcılarına da, sosyal medya şirketlerine de verilen görevler var. Bu görevleri herkes yapmak durumunda. Katalog suçlarına baktığımız zaman özellikle toplumun suçtan korunması, gençlerimizin, çocuklarımızın özellikle suçtan korunması ile ilgili önemli katalog suçlar. Şimdi bu suçlar gerçek hayatta işlendiğinde nasıl yargı makamlarımız tarafından soruşturulup suçlular bir yaptırma tabi tutuluyorsa bu sosyal medya şirketleri üzerinde kimliği belirli ya da fake hesaplarla yapılan bu paylaşımlar nasıl gerçek hayatta suç teşkil ediyorsa bir şey sanal alemde de suçtur. O nedenle toplumu da suçtan korumak gerekir. Burada her şey hukuk çerçevesi içerisinde gerçekleşir. Basın özgürlüğü, yayın özgürlüğü konusunda sonuna kadar varız. Ama basın yayın yoluyla, sosyal medya aracılığıyla suç işlenmesinin önlenmesi de hukuk devletinin görevidir. Efendim anladığımız kadarıyla o zaman bir mahkeme kararı yok. BTK'nın mahkeme kararını beklemeden karar alma etkisi var. Öyle mi? Şöyle 56-51 sayılı kanunda katalog suçlar bakımından bu tür durumlarda Bilgi Teknoloji Kurumu Başkanı'na verilen bir yetki var. Bu yetkinin kullanılması söz konusu. Bu süreç içerisinde tabii ki davalar yoluyla da yargıya intikal eden bir süreç söz konusu. Efendim, teşekkür ederiz. Aslında Kürt'te de değindiniz. Filistin'de yaşanan insani katliam. Uluslararası Adalet Divanı'ndaki yargılamaya Türkiye'nin bir katılma talebi var. Bunun için de kısa süre içerisinde evrakların teslim edileceği bilgisi var. Ancak şunu da belirtmek istiyoruz ki İsrail'e savunma için çok özellikle şikayetçi olan Güney Afrika'ya savunma için, beyanda bulunmak için 24 Ekim tarihine belirlenmiş. Ancak İsrail'in savunma yapması için de 2025 yılının Temmuz ayı işaret edilmiş. Evet. Bu süreç içerisinde yargılamanın bitmeyeceği aşikar. Bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımız da dün kabine toplantısı sonrasında açıkladı. 7 Ekim'de Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika'nın başlatmış olduğu soykırımın ihlaliyle ilgili İsrail'in yargılandığı davaya müdahale dilekçemizi vereceğimizi Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamıştı. Bu müdahale kararı alındı. Müdahale dilekçesi 7 Ekim'de Uluslararası Adalet Divanı'na sunulacak. Tabii 7 Ekim'den bu yana Filistin'de, Gazze'de 40 binden fazla insan şehit edildi, Filistinli. Bunun %80'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Maalesef küvezdeki bebekler dünyanın gözü önünde katledildi. Orada bir toplum Müslüman oldukları gerekçesiyle soykırıma tabi tutuldu. Soykırım suçunun bütün unsurları İsrail'de, Gazze'de maalesef gerçekleşti. Tabii Uluslararası Adalet Divanı'nda başlayan yargılama süreci de ilk duruşmalarda zaten tedbir kararı alınmıştı. Aslında bu Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in soykırım yaptığına ilişkin en önemli tespitti. Çünkü tedbir kararı
soykırımın önlenmesine ilişkin bir tedbir kararıydı. Tabii bu tedbir kararını icra edecek makam hangisi? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararının icra edilmesiyle ilgili herhangi bir girişimde maalesef bugüne kadar bulunmadı. Bu da şunu gösteriyor, uluslararası sistemin, uluslararası kuruluşların, uluslararası mahkemelerin etkisizliğini Filistin konusunda, İsrail'in zulmü konusunda nasıl etkisiz davranıldığını hep beraber görüyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısının yürütmüş olduğu soruşturma var. Hem 7 Ekim'den bu yana meydana gelen olaylarla ilgili, hem de İsrail'in Filistinlilere yönelik daha önceki katliamlarıyla ilgili yürüttüğü soruşturmalar, ama bir türlü Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde bu soruşturmalar bir davaya dönüşmedi. Tabii Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısı en son yakalamaya, tutuklamaya yönelik Netanyahu hakkında bir yakalama kararı çıkardı. Tabii bunun da icra kabiliyetinin olmadığını görüyoruz. Hakkında yakalama kararı çıkarılmış birisi, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı tarafından. Yine Uluslararası Adalet Divanı'nca soykırım sözleşmesini ihlal ettiği için bir devletin yargılandığı ve hakkında tedbir kararı olan bir devletin başbakanı maalesef Amerikan Kongresi'nde ayakta alkışlanabiliyor. Ve bunlar da demokrasiyi, insan haklarını savunduğunu söyleyen kişiler. Maalesef dünyanın, özellikle uluslararası kuruluşların bu konuda etkisizliğini görüyoruz. Ama buna rağmen Türkiye her platformda hakkı, adaleti, insan haklarını savunmaya, Filistinli kardeşlerimizin, dünyadaki mazlumların hakkını Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunmaya güçlü bir şekilde devam edecek. Ve bu da Uluslararası Adalet Divanı'ndaki müdahale dilekçemiz de bunun bir göstergesi. Etkili bir şekilde bir hazırlık yapıldı. Dışişleri Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığı olarak birlikte yaptığımız bir çalışma söz konusu. Ve inşallah o müdahale dilekçesi Uluslararası Adalet Divanı'na intikal ettirilecek. Tabii sonraki yargılama süreçleri, oradaki usul kuralları maalesef uluslararası sorunların ya da insanlığın sorunlarını hızlı bir şekilde işlenen suçların önlenmesine yönelik bir sistem maalesef yok. Usul kuralları yok. Bahsettiğiniz gibi savunma süreleri çok uzun süreler. Burada tedbir kararının hızlı bir şekilde uygulanması gerekirken uygulanmaması bile uluslararası sistemin nasıl etkisiz olduğunu, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda ne kadar haklı olduğunu, uluslararası sistemin bir revizyona tabi tutulması gerektiğini, dünyanın beşten büyük olduğunu, daha adil bir sistem gerektiğini zaten Sayın Cumhurbaşkanımız her platformda söylüyor. Elbette ki tabii şu andaki sistem içerisinde mevcut haklarımızı da kullanmak durumundayız. Uluslararası Adalet Divanı'na müdahale dilekçemiz de bunun bir göstergesi. Ben teşekkür ederim. Efendim, arkadaşlar teşekkür ederiz. Efendim, teşekkür ederiz. Son olarak siz az önce katalog suç dediniz ama evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçmişte dün sanırım yanlış hatırlamıyorsam Instagram'a getirilen kısıtlamanın sebebini Heniye'nin öldürülmesiyle ilgili dedi. Şimdi katalog suç orada peki, Sayın bu? Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği husus çok önemli. Özellikle Heniye'nin öldürülmesi konusunda başsağlığı dileyen vatandaşlarımızın paylaşımlarına engel konuldu. Bu basın özgürlüğüne sığar mı? Yani dolayısıyla eğer siz sosyal medya şirketi olarak bazı paylaşımlara izin verecek, bazılarına izin vermeyecekseniz o zaman özgür bir ortam değilsiniz demektir. Dolayısıyla eğer siz basın özgürlüğüne inanıyorsanız, sansüre karşıyım diyorsanız o zaman o paylaşımları engellenmesine de karşı çıkmanız lazım. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarının hassasiyetlerine de uygun yapmak, yayın yapmak durumundasınız. Siz bir sosyal medya şirketi olarak burada bir hizmet verirken burada bir kazanç sağlıyorsunuz. Bunun vergisini vermek zorundasınız. Bir. Bu hizmeti verirken neden yararlanıyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin size sağladığı imkanlardan yararlanıyorsunuz. Uydusundan yararlanıyorsunuz, kablosundan yararlanıyorsunuz
ve burada verdiğiniz bir hizmet karşılığında benim kendi kurallarım geçerli derseniz orada o zaman herkesin kurallarının geçerli olduğu bir yerde hukuk devletinden bahsetmek mümkün olabilir mi? Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın da bahsettiği, dikkat çektiği konu bu. Sizin katalog suçları bahsettiğiniz hangisi efendim? İstediyorum. Katalog suçlar orada 56-51 sayılı kanunda tek tek yazıyor. Hayır, istediğim uymadığı katalog. Onu Bilgi Teknoloji Kurumu ilgili şirkete bildirmiştir. Zaten onlar da o konuda savunmalarını yapacaklardır. Eğer o içerikleri zaten çıkarırlarsa sorun ortadan kalkar. Yani bu kadar basit. Efendim, Anayasa Mahkemesi Can Atalay'la ilgili.